Şu anda belki de sesimi duyuyorsunuz fakat beni görmüyorsunuz. Ta ki şu ana dek. Evet, mikrofon kullanıyorum. Şey de oynuyor. Kötü karakterler de oynuyor. Yeşil Goblin, Doktor Octopus. Birazdan gideceğiz. Çok sevdim işimi yapmaya. Böyle çok olabilir. Şöyle istiyorsan böyle falan yap. Kahve içer misin? Filtre. Televizyonun bir yerine gelmedi. Vallahi. Onu şimdi ayağıma geri getir. Ne dursa ayaktım. Ya bir ağırlık çok üstüme ya. Bir. Hep böyle bu saatlerde işte akşam 7 gibi falan. Saat 8'e mi geliyor? Tabii. Aa, 15-20 dakika sonra gideceğiz lan biz. Buna hazırlanmak gerek. Analog setup kullanacağım. Doğrudan mikseri gireceğiz. Hem böylece analog setup Muayel Radar'la beraber sahnedeki sonucunu beraber duymuş, görmüş olalım bakalım. Şimdi küçük bir oyuncu değişikliği. Processor out, analog in. Ekipman hazır. Şimdi ben de hazırlanıyorum. Sonra Datti gidiyorsun. Evet. Yükümüzü, semerimizi sırtlandık. Müzisyenliğin, özellikle bar müzisyenliğinin yani yüksek bir kısmı biraz da amele işi, amelelik işi, hamallık işi. Özellikle davulcular için o şekilde. Elimdeki pedal board yaklaşık 15 kilo, gitar da 6-7 kilo desem. Üzerinde 20 küsür bir damacana yük var. Onunla hadi bakalım. Aa, anahtarı unuttuk. Anahtar önemli. Tam geçiş sahnesi çekeceğiz dedik de seni de burada bırakacak değiliz yani. Bir ambiyans olsun. Orada da lazımsın bana kameraman. 100 liralık alayım. Her işte olduğu gibi alacağınız bir paranın bir kısmı burada da yakıta gidiyor. Bende de böyle. Ama bu müzisyenlikle alakalı bir konu değil. ISO 6400 falan ama bayağı karanlık yine yani. Kapkaranlık. Ne olacak bekliyorum? Normal gözün görmüyor. Çek bakayım yolu nasıl görünecek? Yani yol fena gözükmüyor. Aç aramaya bak suratımıza verdi selektörü. Çarptık uzunları biz de. Bravo'nun yerinde belediye de dikmiyor bir tane. Şuraya bir sokak lambası kapatalım, kısa lambayla gidelim. Mesela bizim işte yazın bu saatlerde gittiğimiz saatler genelde gündüz oluyor. Hani böyle daha güneş batmamış bir tık tepede. Şu an saat 8.30. Biraz da geç kaldım haliyle. Ne oluyor saat 8.30? Artık zifiri karanlık her yer. Ama insanlar da kışın evde yemeğini yiyor, 9'dan sonra falan çıkıyorlar. Bugün gittiğimiz mekanda elektronik davul var. Bir iki haftadır o şekilde. Plexiglas cam kaplı akustik vardı, onu çektiler. Şimdi Roland bir tane davul koymuşlar. Setüstü ocak değil ama normal davul Allah'tan. Onunla ilgili bir deneysel bir sahne olacak aslında. Video denk geldi de amaç zaten sound'tan ziyade yaptığımız iş. Bizim iş gece vardiyası. Zaten grubun orada gece mesaisi. Herkes işten eve dönerken biz evden işe gidiyoruz. Sığacık kışın hayalet kasaba, hele ki böyle yağmurlu bir gün ise. Ama siz görün bak birazdan akşamına neler oluyor. Gidebildiğimiz kadar en uca gidiyoruz marina içindeki. Amelelik yapacağımız için en yakın yerden koşuyalım. Gitarımızı ve edevatımızı diyelim. Case çok önemli gerçekten. Bunları bin poşetiyle de taşımışlığım var yani yoksa. Gerçekten mekanlara girişlerde falan çok komik oluyor. Şuradan bir kalabalık girişi de var da şurada balkondan damlayalım içeri. Daha güzel, sağlıklı olacak.
Grubumuzda sound check'imizi aldık. Şimdi biraz da sesler yalap şap oldu aslında. Çünkü ben biraz geç kaldım. Hava hayvan gibi soğuk aslında. Şu an götüm dondu tabiri caizse. Şimdi sound check biraz yalap şap olsa da şarkı içinde biraz aç kız falan bakacağız. Bu bizim geleneksel gece mesaisi grubumuzun mesailerine dahil olan bir olgu. Yerine göre gece sezaisi, bazen huzur bulup gece semaisi. Şimdi arkadaşlarla biraz laflayalım. Çok şey olmadı mı ya bu Anadolu programı falan? Hayırdır lan skill açı? Evet sevgili dostlar, grubumuz gece semaisi, grubumuz gece mesaisi, Sayın Türker İnanoğlu, Türker abiyle 20 yıllık grup olarak ama 20 yıllık grubun tek devam eden üyesi, evet. Gece mesaisinin gece mesaisi. Yani o gece biz mesaisi gibi biraz. Evet. Bas gitarda Memo. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Vokal gitar, ritim gitar diyelim. Genelde pek gitar çalmak gibi bir düşüncem yok ama işte Aykan'a bırakıyorum bazen bütün gitarları. Çok rahat oluyor. Bütün solistlere tavsiye ederim. Aykan gibi bir gitaristle çalışmaları lazım ki ben çok şanslıyım. Aykan bize geldikten sonra çok rahatladık. Sadece çok tuvalete gidiyoruz. Çok güzel oldu. İkimiz gelin de çok tuvaleti Aykan'a seviyoruz. Gelin gitarınızı Aykan'a çalın. Davulcumuz tuvaletteydi. Genelde Türkiye. Genelde biz olur. Grup olarak tuvaleti seven insan. O yüzden işte davulcumuz Yusuf'u bekliyoruz. Soundlardan memnun musunuz? Nasıl? Ben çok memnunum hocam. Ya. Şu an giyindi. Çok ekonomi iyi. Çok iyi. Ekonomi çok iyi. Ya şöyle, burada hiç gerçek pedal kullanmıyoruz. Direkt orijinal monitör giyini. Evet. Ya biz canlı müzikte hiç altyapıydı. İşte diğer bakın başka gruplar genelde altyapı kullanır. Biz kendi her şeyi kendi emeğimizle yapıyoruz. Arkadaşların emeğiyle. Sound'dan memnun musunuz derken hani barda müzik yapmak o kadar zor ki. Değil bunda mi? Ses sistemlerinin zorluğu, işte Tonmeister'ın belki olmaması ya da olup da işte düzgün ayarlayamaması gibi sıkıntılar. Yani ben yani senin kanalını az çok bildiğim için bazı şeyler de arkadaşlara anlatıyorum ama ya bu iş sevmeden yapılmaz. Bazen öyle anlar geliyor ki hiç kendimizi duymadan, ne yaptığımızı bilmeden çalıyoruz. Belki birazdan da şahit olacaksınız. Belki de detoneyiz o sırada. Evet. İnsanlar... Evet. İçeride evet. Detone sürtane bende çok daha önce katıldığım şeylerde vardı. Vokalanma böyle şey falan diye. Ama ya, olan şeyler. Ama ya, zevkli bir şey yani. Arkadaşlar. Güzel yani bir şey. Yani sevene her iş zevkli ama evet. Bu işi sevene bu iş ekstra zevkli. Evet. Tabii evet. Ki böyle içerim ben bu akşam haydi gel içelim çalmak falan bize zevkli gelmiyor artık. Bunlar piyasada evet veriyor altında var. Ama bunlar piyasada olan herkesin eğlendiği şarkılar ama evet. Biz onları çalabildiğimiz ama için insanlar da eğlenmemeli artık evet. Öyle oldu. Hocam sıkıntı şurada bak şimdi evde atıyorum Iron Maiden dinliyoruz ya da başka şeyler dinleyip geliyoruz ya da ne bileyim farklı pop böyle funky şeyler dinliyoruz. Funky DJ, funky scatli batne, yesnene. Ya gelip çalsak herkes bakıyor böyle. Ama hemen şeye giriyorsun mesela. Piyasa diye kötü ya, bir şey var. Var ya, evet. Piyasa diyelim ki içerim ben bu maalesef. Akşam. Herkes o boğuluyor. Gelişi biter. Geldi. Davulcumuz geldi. Merhaba yani, arkadaşlar. Sayın Yusuf. Ya o sıkıntı ama şöyle piyasa yani şey yapamıyorsun ki. Bilmiyorum sizler neler dinliyorsunuz aşağıya yazın diyeceğim. Sizin yazdığınız şeyleri biz çalalım diyeceğim. Ama bir anket. Ama kimse gelmeyecek. Ya bilmiyorum öyle bir şeyler oluyor. Yusuf ne diyorsun piyasanın durumları
Ya yani dolar da aldı gidiyor falan, gitarlar falan da böyle. Piyasa güzel. Çok güzel. Keyif aldığımız şey de bu sonuçta. Ya müzikle kalın, müzik insanı her zaman diri tutuyor bence. Yani bunun sahne tarafında da olsan, dinliyor da olsan, sadece dinleyici de olsan müzikten ayrılmayın diyorum ben. Evet. Aslında yaz kış çalıyoruz dedin, güzel bir nokta. Yaz kış çalabilmek müzisyen için bir başarı kriteri. Yazın herkes çalıyor ama yaz kış çalıyorsan iyi olduğun evet. için bunu Tabii. yapıyorsun. Doğru. Senedir, 4 senedir burada hiç şaşmadık. Yani pandemi arasında bile hep müzik yaptık. Ben gerçekten. Pandemide markette çalıştım. Gibi. Yani, Demir Demirkan yani. Geldi bizden kıyma aldı. 2 kilo. Sonradan tanıdım onu. Sonra... dedim her kel Demir Demirkan değil ama. Değil de. Oğlum, abi onda ayrıntı çene var orada. Ki arkası dönüktü. Ben karşı kasadan tanırsın. Çıkalım mı? Çıkalım ya zaten çıkalım. Sahne arası evet, tekrar sahne arası bir daha yaparız. Zaten sahne orada. Zamanımız geliyor. Bol bol bugün. Bol bol. Biz ilk başlarda bilmiyorum çekim olacaksa gibi. Böyle ilk baş yavaş yavaş gidip gecenin sonuna doğru. Gerçi soğuktan bugün biraz boş var. Yani, dolar ya. Ama ön tarafa yani. Dolar. Dolar. Euro mu? Dolar. Bu kötü espriyle ara veriyoruz. Türkan abiden öğrendim. Bu sahnede özellikle çok sever ve I can't. Ben de bir şaka yapabilirim. Evet evet. Damat gitmiş kız istemeye. Evet. Hiç oturacak yer bulamamış. Ne demiş oradakilere? Ya nasıl falan. Damat gitmiş kız istemeye oturacak yer bulamamış. Hiçbir şey gelmedi şu an. Dam at. Kayın birader. Ooo. Kapat kapat kapat.
sahne molasındayız. Yani aslında molaları biraz keyifli bizim sektöründe. Bizim işin kaymağı da biraz bu bar ortamı, her şey beleş. Gece hayatını seviyoruz hocam, gece hayatını. Neden müzik? Müzik? Yani... Neden müzik? Müziksiz hayat bir hiç çünkü. Neden müzik? Neden müzik? Ben çok yakın hissediyorum müziğe kendimi yani. İşte böyle gece hayatı olsun, eğlence olsun, gülünç. Sabahları sevmiyorum, güneş hoşuma gitmiyor. Sürekli müzik yapalım moruk. Dinliyorsunuz mu hocam? 24 saat hocam ya. Hep açık, sürekli açık yani. Sen müzik, evde müzik dinliyor musun? Soru evet. Galiba. Tabii tabii, çok dinlerim ben. Yani duş alırken bile müzik dinlerim diyebilirim. Ben de hiç müzik dinlemiyorum mesela. Valla evde dersler, burada müzik. Hani sürekli gitarla geçtiği için. Ama sen müzik dinliyormuş gibi gitar çalıyorsun yani. O da bir nevi. Yani, o da bir nevi müzik dinlemek yani. Seslerden memnun musun dersem? Düzeltmişizdir diye umuyorum. Aynı soru bana geçecek galiba şimdi. Mikrofonlarımızı evet, değiştirdiğimiz için hocam. Aynısı. Yusuf'un doğulu da elektronik falan, hani böyle rock sound'unda Yusuf alışmamış böyle. Belki senin takipçilerin de mesela şey diyebilir. Abi siz ne biçim rock grubusunuz ha, böyle arkada dıp tıs dıp tıs davul geliyor diye. Ben olsam derim mesela. Böyle denk geliyoruz bugün ama programlarımıza da bekleriz aslında. Bizi takip edenler diyeyim, Aykan'ı takip edenler, bizi de takip Instagram edenler. Instagram adresini alalım. Gece Mesaisi Official'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada programlarımız var zaten, hangi günler oldu. Ama bu iş gerçekten zor yani, canlı müzik yapmak sadece sizin iyi, yetenekli gitarist, solist olmanızla bitmiyor. Buradaki herkes çok tecrübeli, Aykan çok tecrübeli, Yusuf öyle, Mehmet öyle. Herkes bireysel olarak muhteşem müzisyenler. Çok şanslıyız ama siz ne kadar muhteşem de olsanız işte teknik şeyler, aksaklıklar bazen moral bozabiliyor. Evet yani... Peki böyle kaç dakika durabiliyorsunuz? Nasıl? Hocam? Böyle kaç dakika durabiliyorsunuz? İlk durma. Valla yok. Zaten bir çıkalım yavaş yavaş, bir daha belki bu bölümde daha hareketli, daha güzel devam ederiz. Biraz ilk bölüm çünkü konsantre olamadık. Sound ne kadar güzel olsa o kadar moral abi, doğru oran. Çünkü karşıya da aynı şeyi geçiriyorsunuz. Yani mekana gelen insanların elektriği, o anki canlılığı, doluluk oranı bile aslında çalan müzisyenleri etkiliyor diyebiliriz. Müzisyenler de aynı şekilde insanları etkiliyor. Yani biraz işimiz müzisyenlik, hani bireysel müzik veya grup müziğindeki bir uyumdan ziyade insanları eğlendirmek üzere. Çok kötü müzik yapıp insanları eğlendirirsen de yine bu işten ekmek yersin. Yani çok kötü yani, değil. Çok kötü değil. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Birazdan oyun havaları bile olacak yani. Rock çalan grup olarak. O zaman bir sahne şey yapalım, yine şey yaparız işte. Tamam mı? Bitti mi?
Saat şu anda, şu bildirimleri kapatayım, 2. Şu an saat 2 yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, yani hani sahne 2-3 saat sürüyor gibi düşünüyoruz ama şimdi biz evden çıktığımız saat 7.30-8 ise şu anda saat 8, bak 7'den hesapladık. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 saat. Hadi eve git yarım saat falan. Saat 3'ü bulacak. 7-8 saate denk geliyor. Şu anda aç olduğum şey sessizlik. Eve gidip o içtiğim bir bardak çay mesela. O işte beni kendime getiren olay. Hatta o çay kısmında da şey yaparız size.